A üssü B üssü C üssü üçgeni, buradaki pembe üçgenden bahsediyorlar. ABC üçgeninin, o da buradaki üçgen oluyor. Orjin, yani sıfıra sıfır noktası etrafında döndürülmüş görüntüsüymüş. Orjin noktası burası. Döndürmeyi bu nokta etrafında yapmışız. Ve döndürme açısı kaç derecedir diye sormuşlar. Her zaman olduğu gibi şimdi videoyu duraklatın ve soruyu kendi başınıza çözmeyi deneyin. Soruyu çözmek için bu noktaların nasıl döndürüldüklerini düşünmemiz lazım. Bu noktalar yeni yerlerine nasıl geldiler? Gelin A ile başlayalım. Orijine göre burada olan A noktası döndürmeden sonra bu noktaya gelmiş. Buna göre döndürmenin saat yönünün tersine yani pozitif bir açıyla yapıldığını söyleyebiliriz ve bu iki seçeneği eleyebiliriz. Peki bu döndürme 30 derece mi yoksa 60 derece mi? Bunu anlayabilmek için farklı yollarımız, farklı metodlarımız var. Örneğin, 60 derecenin 90 derecenin 3'te 2'si, 30 derecenin de 90 derecenin 3'te 1 olduğunu aklımıza getirip, dik açıyı bu şekilde çizdikten sonra döndürme açısının 60 derece olduğu sonucuna ulaşabiliriz. Evet, 60 dereceyi işaretleyeceğiz. İsterseniz 60 derecenin 180 derecenin 1 bölü 3'ü olduğundan yola çıkarak bu açının 60 derece olduğu sonucuna bu şekilde de ulaşabiliriz. Diğer noktaları incelemiş olsak da yine aynı sonuca ulaşacaktık. Bu yüzden sadece A köşesini incelemiş olsak da bu döndürmenin 60 derece olduğuna eminiz. Evet, gelin bir tane daha yapalım. Burada da A üssü B üssü C üssü D üssü dörtgeni. Buradaki kırmızı dörtgenden bahsediyorlar. ABCD dörtgeninin, o da mavi ile çizilmiş, Q noktası etrafında döndürülmüş görüntüsüymüş. Ve yine döndürme açısının ne olduğunu soruyorlar. Evet, yine videoyu duraklatın ve bu açının kaç derece olduğunu kendi başınıza bulun. Yine az önceki mantığı kullanacağım. Bu sefer elimizin altında bir koordinat düzlemi yok, önümüzde bir koordinat düzlemi yok ama bu başlangıç noktasından bu noktaya gelebilmek için kaç derecelik bir döndürme uygulanması gerektiğini bulabiliriz. İsterseniz bu sefer de B ve B üssüne bakalım. B'den B üssüne gelmek için şunu farklı bir renkle çizeyim. Yok, bu olmadı. Çok yakın bir renk. Siyah daha iyi olacak. Evet, B'den B üssüne gelmek için saat yönünde hareket ediyoruz, değil mi? Yani açı negatif bir açı olacak. O zaman hemen bu iki seçeneği eledik. Bu açı size de bir dik açı gibi görünüyor öyle, değil mi? O halde eksi 90 diyelim. Eksi 90 dereceyi işaretleyelim. Hatta cevabımızın doğruluğundan emin olmak için başka bir noktayı daha deneyelim. Mesela D ve D üstüne bakalım. D noktası buradayken döndürmeden sonra buraya geliyor. Yine saat yönünde hareket ettiğimiz için döndürme negatif bir döndürme, negatif bir açı ve yine 90 derece gibi duruyor. Evet, 60 derece olmadığına göre doğru cevap eksi 90 derece olacak.